Merhabalar. Android için hazırlamış olduğum Firebase veri tabanı kullanılarak toptancı satış takip otomasyonu programını anlatacağım. Programı öncelikle telefona kurmuş olduğumuz uygulama üzerinde inceleyeceğiz. Daha sonra bilgisayarda Android Studio'da kodlarını ve yapısını daha detaylı olarak incelemeye devam edeceğiz. Şimdi öncelikle kurmuş olduğumuz programın ikonu masaüstümüzde görünüyor. Ekranımızda görünüyor. Tıklıyorum. İlk olarak login ekranı bizi karşılıyor programda. Login ekranında satışçı ya da yönetici olarak oturum açabiliyoruz. Öncelikli olarak satışçı tanımlı olan satışçılardan birinin bilgilerini girerek satış ekranını açıyorum. E-mail bilgimizi giriyoruz. Şifremizi girdik. Giriş yap dediğimizde satış ekranımız geldi. Spinner'da veri tabanımızda kayıtlı olan firmaların listesini görebiliyoruz. Satış yapacağımız firmayı buradan seçiyoruz. Ürünümüzün adını giriyoruz. Ürünümüzün adedini giriyoruz. Ve ürünü kaydet dediğimizde şu anda ürün veri tabanımıza kaydedildi. Bunu Firebase veri tabanı üzerinde de göreceğiz. Yeni bir kayıt tekrar yapılabilir. Aynı firmaya veya buradan başka bir firma seçilerek başka bir firmaya kayıt işlemi devam ettirilebilir. İşlemimiz bittikten sonra satışçı çıkış yapmak için Options menü, tanımlanmış olan Options menü üzerinden çıkış yap diyerek çıkışını gerçekleştirebilmektedir. Şimdi yönetici olarak giriş yapalım. Yönetici bilgilerimizi giriyoruz. Şifremizi girdik. Giriş yap dediğimizde yönetici ekranı karşımıza geliyor. Burada yeni bir personel kaydı yapabiliyoruz. Bu Firebase Authentication üzerinde yeni bir kullanıcının oluşturulmasını sağlıyor. Bunu uygulama üzerinde de Firebase üzerinde de uygulayarak göreceğiz. Yeni firma ekleyebiliyoruz. Burada firma bilgilerini girerek yeni bir firmanın kaydını gerçekleştirebiliyoruz. Yapılmış olan satışların listesini almak istediğimizde satış listeleri butonuna tıkladığımızda burada satış yapmış olan satışçıların listesi Spinner üzerinde görüntülenirken bir list view'la da yapılmış olan satışlar satışçı, ürün ve adet şeklinde list view'umuzda görüntülenmekte. Aynı şekilde kayıtlı olan veri tabanımızdaki firmaların listesini de yine firma listesi kısmından alabiliyoruz. Şimdi kayıt yaptığımızı yeni firma ekleyerek görelim. Firma listemizi aldık. Burada gördüğünüz gibi 3 tane firmamız var. Şimdi yeni bir firma eklemek istiyorum. Buraya örneğin Bereket Market adında bir yeni firma eklemek istiyorum. Firma yetkilisi giriyoruz. Resul şeklinde bilgimize girdik. Burada da firmanın almış olduğumuz enlem ve boylam bilgilerini giriyoruz ki bu rotanın takibi için gerekli olacak. Firmayı kaydet dediğimizde firma veri tabanımıza şu anda kaydedildi. Şimdi tekrar firma listesine döndüğümde gördüğünüz gibi artık Bereket Market de listemizde yer almaya başladı. Satış listelerine geldiğimizde buradan da satışları görebiliyoruz. Yönetici de yine programdan çıkmak için çıkış butonunu tıkladığında tekrar login ekranına gelecektir. Şimdi programın kodlarını incelemeye geçebiliriz. Programımızı Android Studio üzerinde incelemeye devam ediyoruz. Programımızın Android Studio yapısına baktığımızda burada 7 tane aktivitemiz olduğunu görüyoruz.
Bu aktivitelerden User Activity bizim ana giriş aktivitemiz. Bu bir login ekranı. Bu layout'undan da bakacak olursak User Activity User layout'umuz. Bir login giriş ekranı. Şimdi burada kullanıcılarımız Firebase Authentication içerisinde tutulduğu için Firebase Authentication için gerekli kütüphaneler oluşturuldu. Yine Authentication'la bağlantı kurmamızı sağlayacak olan bağlantı nesnesi Firebase Auth adında da oluşturuldu. Burada Get Instance'la bağlantı kuruldu. Bir kullanıcı tanımı yapıldığında bize listeye aktarımını gerçekleştirmiş olacak. Yani biz bir kullanıcı bilgisi girdiğimizde bize liste.class'a göndermiş olacak. Kullanıcı adı ve password bilgilerini edit.text'lerden aldıktan sonra bunun doğruluğunu kontrol ettiğimiz bir user login metodumuz var. Bu user login metodu içerisinde önce edit.text'lerin boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer boş bırakılmışsa mail ve şifrenin girilmesi için uygun mesajları toast yöntemiyle veriyoruz. Sonra sign in with email and password metoduyla Firebase Authentication'daki email password bilgilerini kontrol ediyoruz. Eğer yönetici girişi yapılmışsa bizim main activity'ye, kullanıcı girişi yapılmışsa liste aktivitesine yönlendirecek bir user login metodu burada tanımladık. Bu giriş düzgün şekilde yapıldığında kullanıcı ya da yönetici sayfası açılmış olacak. Şimdi öncelikle kullanıcı yani satışçı aktivitesine bir bakalım. Önce yine liste aktiviteden layout'umuzu görelim. Burada gördüğünüz gibi ürün adı, ürün adedi ve firma bilgilerini girerek ürün kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun için aktivite dosyamıza bakacak olursak, burada database ile ilişki kuracağımız için bir database nesnesi, BT adında bir database nesnesi tanımladık. Database nesnesi ile ve Firebase database ile bağlantımızı kurduk. Burada Firebase'imiz de burada açık, real time bir çalışma şekli olduğu için burada yapmış olduğumuz bütün değişiklikleri, yeni kayıtları rahatlıkla buradan görebileceğiz. Authentication'ımıza geldiğimizde burada da kayıtlı olan kullanıcılarımızı görüyoruz. Buradaki patron @tuna.net diye tanımlamış olduğumuz kullanıcı yönetici yetkisinde, diğerleri ise satışçı yetkisindedir. Kayıt nesnemize geri döndüğümüzde Spinner'dan firmayı seçiyoruz. Ürün adımızı ve ürün adedimizi giriyoruz. Edit textlerimizden hepsi burada tanımlandı. Daha sonra bu kaydın gerçekleşmesi için push metodumuzu kullanıyoruz. Veri tabanına kayıt için push metodumuzu kullanıyoruz. VTRF diye tanımlamış olduğumuz nesne bizim Firebase database'imizdeki satışlar listesinin içerisine kaydı yapmamızı sağlayacak referans nesne. Push komutuyla, push set value komutuyla getirmiş olduğumuz bilgileri veri tabanımız içerisine kaydediyoruz. Bu bilgilerin düzenli bir şekilde veri tabanında kaydını sağlayacak olan bir modelimiz var. Bu modelde burada gösterildiği gibi ürün modeli. Ürün modelini biz metotlar package'i altında tanımladık. Şimdi ürün modeline bakacak olursak burada firma bilgisi, ürünün adı, ürünün adedi ve e-posta yani satışçının adı bir nevi ya da satışçı bilgisi diye adlandırabiliriz. Firma bilgisi gelecek, ürün adı bilgisi gelecek, ürün adedi bilgisi gelecek ve e-posta bilgisi gelecek. Bunlar burada get metoduyla
Siteye gönderilecek set metoduyla da ataması gerçekleşmiş olacak. Yani bir giriş yapıldığında bu veri tabanı içerisindeki alana kaydedilmesi sağlanacak. Burada gördüğümüz set firma metodu kullanılarak. Şimdi tekrar liste aktivitemize dönecek olursak burada veri tabanı kaydını görmüş olduk. Burada bir de bizim bir options menümüz var. Bu options menü biz şifre değiştirmeyi tanımlamadık ama çıkışı burada tanımladık. Yani logout olmamız için oturumumuzu kapatmamız için gerekli olan bir spinner'ımız, options menümüz burada mevcut. Bu options menü içinde bir menü tanımı yaptık. Burada gördüğümüz gibi bir menü XML içerisinde options menümüzü oluşturduk. Çıkış yap burada tanımlandı. Şifre değiştiri tanımlamadık. Çıkış yap da sign out'la gerçekleşecek. Bunun için de yukarıda authentication nesnemizi tanımlamıştık. Firebase authentication nesnemizi tanımlamıştık. Authentication nesnemizden sign out metoduyla çıkışımızı sağlamış oluyoruz. Satışla ilgili yapmış olduğumuz çalışma böyle. Şimdi yöneticiyle ilgili kısma gelecek olursak bu da user activity'den bizim main activity'ye yönlendiriyordu. Main activity'yi inceleyecek olursak main activity sayfamız burası. Bunun layout'una bir bakalım activity main'den. Burada bizim gerekli işlemleri yapmamızı sağlayacak olan aktivitelere açmamızı sağlayacak butonlar mevcut. İmaj butonlar kullandık burada. Tasarımlar kendime ait Photoshop'la PNG olarak butonlarımızı hazırladık ve imaj butonu üzerine yerleştirdik. Şimdi main activity'ye gelecek olursak burada sadece yönlendirmelerimiz var. Butonlarımız tıklandığında ilgili aktivitelere yönlenmemiz sağlanıyor. Örneğin personel ekle butonu tıklandığında kayıt aktivite açılıyor. Aynı şekilde firma ekle de market ekle. İşte satış listesi için satış aktivite, firma listesi için firma liste aktivitesi aktif hale getiriliyor. Burada bir çıkış butonumuz vardı. Tekrar aktivite main'e dönecek olursak bir de çıkış butonumuz vardı. Bunun için de burada yine aynı satışçının logout'u gibi burada da yine logout yapmamızı sağlayan, authentication'dan logout yapmamızı sağlayan signout metoduyla yine Firebase Authentication'dan oturumu kapatmamız sağlanıyor. Şimdi bu kayıt işlemlerini ve listeleme işlemlerini tek tek inceleyelim. Öncelikle personel kaydıyla başlayalım. Personel kayıt işlemimiz için kayıt aktiviteyi kullanıyoruz. Hemen bunun da layout'una bakacak olursak burada gördüğümüz gibi elektronik posta ve şifreyle kayıt işlemi yapıyoruz. Çünkü Firebase Authentication'da biz bu işlemi bu şekilde yapacağımızı belirttik. Kullanıcının nasıl oluşturulacağını authentication'ı tanımlarken yapmıştık. E-mail ve şifre bilgisiyle giriş yapacağız. Kayıt yapacağız. Şimdi tekrar programımıza döndüğümüzde personel kaydı için kayıt aktiviteyi kullanmıştık. Burada gördüğümüz gibi authentication için gerekli olan yine Firebase Authentication nesnesi tanımlandı. Bağlantısı kuruldu. Editlerden şifre ve e-mail bilgisi alındıktan sonra TP kayıt butonuyla kayıt işlemi gerçekleştiriliyor. Bunun için create user dediğimiz metodu kullanıyoruz. E-mail ve password ile yeni bir kullanıcı oluşturulması için create user with email and password metoduyla kayıt işlemi gerçekleşiyor. Gayet basit bir işlem gördüğümüz gibi. Herhangi bir hata olması durumunda kayıt sırasında hata oluştu şeklinde bir toast mesajının verilmesi sağlanacak. Kayıt aktivitemiz, personel kayıt aktivitemiz bu kadar. Programı çalıştırıp bunları tek tek inceleyeceğiz. Yine firma kaydı gerçekleştirmemizi sağlayan market ekle aktivitemiz mevcut. Bu da aynı şekilde
işlemi gerçekleştiriyor. Fakat burada yine bunun da market ekle layout'umuzu bir görelim. Firmanın adı, firma yetkilisi, enlem ve boylam bilgileri girilecek ve yeni firma kaydı database'imize yapılacak. Market ekle aktivitemize geldiğimizde bu artık bir veri tabanı kaydı olacağı için bir Firebase database nesnesine ihtiyacımız olacak. Firebase database nesnesini DBRef şeklinde burada tanımladık. Firmalar adında hemen yine buradan database'imizde firmalar listesini görelim. Evet, firmalar daha önce programı çalıştırdığımızda kaydetmiş olduğumuz firmalar burada listelendi. Oluşturmuş olduğumuz DBRef adındaki nesneyle, database referans nesnesiyle push komutunu kullanarak yine firma kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Set value yine market adında bir modelden bilgileri düzenli bir şekilde alması sağlanıyor. Onu da hemen görecek olursak metotlar package'imizin altında market adı altında oluşturmuş olduğumuz modelimiz görünüyor. Firma adı, firma yetkilisi, enlem boylam bilgileri burada tanımlanmış. Yine aynen üründe olduğu gibi burada da verilerin set ve get ile alımı ve gönderimi sağlanacak şekilde metot model tanımlanmış. Tekrar market ekleye geldiğimizde kayıt işleminin bu şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bu da firma kaydını gerçekleştiren aktivitemiz. Şimdi listeleme işlemlerine bakacak olursak burada iki tane activity main'imizin tekrar bir görelim. Satış listesi ve firma listelerimiz vardı. Hemen satış listesi için satış aktivitemizi açıyoruz. Burada satışlar listelenecek. Hemen satış aktivitemizden bakalım. Önce satış aktivitemizin bir layout'unu bir görelim. Burada bir spinner'ımız ve bir list view'umuz var. Spinner'da satışçıların listesini, list view'da da satış listelerini göreceğiz. Hemen satış aktivitemizi incelemeye başlıyoruz. Yine burada kullanıcıya ve veri tabanı bilgilerine ihtiyacımız olduğu için authentication ve database için nesneler tanımladık. Yine array list ile bilgileri alacağımız için iki tane array list, satışlar ve satışçılar için iki tane ayrı array listimiz var. Bu list view ve spinner nesneleri de burada tanımlanmış durumda. Başlıkları değiştirmek için set title kullanıyoruz burada. Ekranımızda açılacak olan uygulamanın sayfa başlıklarını set title'la ayarlayabiliyoruz. Program üzerinde de bunu tekrar göreceğiz. Şimdi get instance metodunu kullanarak yine authentication ve database ile bağlantılarımızı oluşturduk. Aşağıda burada satışçılar ve satışlar diye tanımlamış olduğumuz array listlerimizi doldurmamızı sağlayacak olan veri tabanından verileri çekerek doldurmamızı sağlayacak olan metotlar görülüyor. Bir database referans nesnesi yine burada oluşturduk. Satış elemanı diye tanımlamış olduğumuz Firebase database nesnesi ile get referans da satışlar Firebase'imizdeki satışlar listesinden verileri çekeceğiz. Bunu bir döngü içerisinde tabii ki verileri alıyoruz. Bir data snapshot anahtarı oluşturarak data snapshot anahtarıyla veri tabanı içerisinde dönülüp satışlar listesindeki elektronik postalar alınacak. O bizim kullanıcı listemizi oluşturacak ve spinner'da görüntülenecek. Bu okuma S olarak adlandırdık bu database referans nesnesini ve satışçıları dolduruyor gördüğümüz üzere. Bu veriler string olarak satışçılar listesine gönderiliyor. Şimdi data adaptörümüze set adaptörümüze bakacak olursak array adaptör 1 şeklinde tanımlanmış ve bu da gördüğümüz gibi satışçılar adındaki listeden alınıyor. Bu liste array listimiz bizim. Yukarıda da tanımlamıştık, tanımını yapmıştık.
satışçılar ve rylist şeklinde ve satışlar ve rylist şeklinde iki tane rylist oluşturacağız. Bu bizim satışçılarımızın elektronik postalarını aldığımız yer. Bunu Spinner'a doldurmak için Spinner'ımıza satışçı demiştik. Satışçı set adaptör diyerek Array adaptörü bir şeklinde burada satışçılarımızın listesini Spinner'a atmış olduk. Aynı şekilde Array adaptör 2 ile de listemizi yani list view'muzdaki satış listelerini görmüş olacağız. Bunun için ne alıyoruz ona bakalım. Satışlar listemizden yine veri tabanımızdaki satışlar listemizden neleri alıyoruz? Elektronik posta bilgisini, ürün adı bilgisini ve adet bilgisini, ürün adedi bilgisini alarak bunların list view'da görüntülenmesini sağladık. Bunun için de yine Array adaptörle set etmiş olduk liste adaptörüne. Yani list view'umuza bunları atmış olduk. Bu da bizim satış listemizi oluşturan aktivitemiz. Şimdi son olarak firma listemizi gösteren firma liste aktivitemiz aynı yöntemi kullanarak burada da firmalarımızın listesi bir list view üzerinde görüntülenmiş olacak. Hemen firma liste layout'umuza bakıyoruz. Pardon. Firma liste layout'umuza bakıyoruz. Firma listelerini burada bir list view üzerinde görüntüleyeceğiz. Şimdi firma liste aktivitemizi açtığımızda yine aynı şekilde bu sefer bir tane tabii ki array liste ihtiyacımız var. Çünkü sadece firmalar listelenecek. Firebase database nesnemizi yine oluşturduk. Get instance'la da bağlantımızı kurduk. Authentication ve get instance'la. Yine DataSnapshot key ile child'larla bu firmalar veri tabanımızın içerisindeki her bir kaydı child olarak görüyor bunları. Her bir kaydı array liste almış olduk. Bunlardan hangilerini alacağımızı buradaki child metodu ile belirtiyoruz. Firma adı ve firma yetkilisi hemen Firebase database'imiz üzerinde görelim. Firma adı ve firma yetkilisi bilgisini aldığımızı görüyoruz. Bu aktivitemiz içerisinde, firma liste aktivitemiz içerisinde ve bunları firmalar adında oluşturmuş olduğumuz array listemize atamış olduk. Bu şekilde firma adı ve firma yetkilisi bilgileri bir array liste atılmış oldu. Daha sonra bunun set edilebilmesi için tabii ki yine bir array adaptör burada tanımlamıştık. Bu array adaptörle list view'da ki firma liste dedik ona, firma liste diye adlandırmış olduğumuz list view'umuza set etmiş olduk. Bu şekilde de firmaların listesini görüntülemiş olduk. Son olarak main aktivitemizde yer alan çıkış butonunun da işlevini görelim. Bu da yine satışçıda da kullanmış olduğumuz sign out metoduyla çıkışı gerçekleştiriyoruz. Authentication nesnemizi daha önce zaten burada oluşturmuştuk. Authentication sign out diyerek kullanıcının çıkış yapmasını sağlamış oluyoruz. Çıkış yaptıktan sonra nereye gideceğini de burada bir tanımlanmış olan intent ile User Exit adını vermiş olduğumuz intent ile belirtmiş oluyoruz. Bu intent ile main activity'den, içinde bulunmuş olduğumuz main activity'den user activity'ye yönlenmemiz sağlanmış oluyor. Yani biz çıkış butonuna bastığımızda bulunmuş olduğumuz sayfadan user activity sayfasına yani ilk sayfamız olan, giriş sayfamız olan sayfamıza yönlenmiş oluyoruz. Evet, programımızın çalışması bu şekilde. Şimdi programı bir de Android Studio üzerinde çalıştırarak görelim ve Firebase üzerindeki değişikliklerimizi de izleyelim. Çalıştırıyorum emülatörüm üzerinden. Emülatörümü seçtim. Evet, programımız çalıştı. Şimdi önce bir kayıt yapalım. Ondan önce Firebase'imde kayıtlarımı, satışlarımı bir kontrol ediyorum.
Evet, 4 tane satışım var şu anda. Yeni bir satış işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için kullanıcılarımdan bir tanesinin bilgisini giriyorum. Örneğin www.net şeklinde girdik. Şifremizi giriyoruz. Giriş yap dedik ve satış ekranımıza ulaştık. Şimdi burada firmamızı seçiyoruz. Satış yapacağımız firmayı seçiyoruz. Örneğin işte Bereket Market dedik. Ürün adı girdik. Ürün adedimizi girdik ve kaydımızı gerçekleştirdik. Gördüğümüz gibi real time çalıştığı için hemen burada kaydımızı görebiliyoruz. Evet, satış kayıt işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi logout diyorum, çıkışımı yapıyorum ve yönetici olarak gireceğim. Bilgimizi girdik, şifremizi girdik ve yönetici girişimizi yaptık. Hemen satış listelerini listelediğimde bakın en son yapmış olduğumuz satış bilgisini listemizde www'nin 6 tane yoğurt satışını burada görmüş olduk. Aynı şekilde satışçıların satış sırasına göre listelerini Spinner'da görmüş olduk. Şimdi yeni bir personel ekleyerek personel kaydımızı görelim. Firebase'imde authentication'ımı açıyorum. Gördüğünüz gibi burada 4 tane kullanıcımız var. Bir tanesi yönetici olmak üzere 4 kullanıcımız var. Şimdi bir personel ekleyeceğim. Personel e-postası giriyorum. Örneğin yeni et tuna.net dedik. Şifre bilgimizi girdik. 1, 2, 3, 4, 1, 2 gibi bir şifre belirledim. Yalnız bunları unutmamamız lazım tabii ki. Kayıt ekle dedik. Şimdi authentication'ıma geliyorum. Evet, authentication'da yeni eklemiş olduğumuz kullanıcımızı görmüş olduk. Şimdi firmalarımıza bakalım. Yine database'imizden firmalarımıza bakalım. Burada da 1, 2, 3, 4 tane firmamız olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan yeni bir firma kaydını yapalım ve hemen database'imiz üzerinde izleyelim. Yeni firma ekle diyoruz. Firmamızın adını giriyoruz. Evet. Firma yetkilisi. Bilgilerini girdik. Enlem bilgisini girdik. Oylam bilgisini girdik. Firma kaydet dedik ve yeni firmamız gördüğünüz gibi hemen kaydı gerçekleşmiş oldu. Hemen firma listemize dönelim bakalım. Gerçekten firma kaydımız gerçekleşmiş mi? Firma listesi diyorum ve gördüğünüz gibi firma listesi hemen burada eklenmiş oldu. Listelerimizi gördük. Satış listemizi gördük. Evet, programımızın çalışması bu şekilde. Çıkış dediğimizde de yine logout'la bizi yine giriş ekranına atmış oldu. Tekrar kullanıcı, satışçı olarak ya da yönetici olarak oturum açmamız sağlanabilir. Teşekkürler.